Selam arkadaşlar. İngilizce konuşma pratikleri, vurgu ve tonlama, telaffuz çalışacağımız bu yeni video serimizin ilk bölümü İngiliz dili eğitiminde çok klişe hale gelmiş What's your name sorusu. Soruyu doğru seslendirme, telaffuz, vurgu ve tonlama üzerinde duracağız. Lütfen dikkat. İlk önce tek tek söyleyeceğim. What is your name? What is your name? What is your name? En doğru telaffuz için İngilizce'de çok yaygın olarak kullanılan W harfini dudaklarımızı yuvarlayarak artiküle ediyoruz. İyi dinleyelim. What? Bir daha tekrar ediyorum. What? V sesi üst dişlerimizi alt dudaklarımıza götürerek çıkarmış olduğumuz bir ses. Ancak W harfi İngilizce'de Türkçedeki V gibi telaffuz edilmiyor. Genelde bu soruyu sorarken düşülen hata da bundan kaynaklanıyor. What is your name demek yerine tekrar ediyorum. What's your name diye telaffuzda bulunuyoruz. What? What? Ayrıca gündelik konuşmada what is diye ayrı ayrı tane tane konuşmak yerine bu bölümü what's diye kısaltıyoruz. What's your name? Hazel. And what's your full name? Hazel Grace Lancaster. Bu kısaltmalara contraction diyoruz ve resmi yazışma formatında bunları kullanmıyoruz. Konuşma İngilizcesinde ise emizar fiillerini sıklıkla bu şekilde kısaltarak kullanacağız. Tonlamayı da sorunun sonuna doğru düşürüyoruz. Normal hallerde bütün WH soru kelimeleriyle bilgi sorarken tonlamayı sorunun sonuna doğru düşürürüz. Where are you from? Where are you from? Hello, what's your name? My name is Emir. Sadece duyamadığımızda, tekrar istediğimiz zaman veya doğrulama istediğimizde yükselen tonlama ile soru sorarız. Excuse me? What's your name? Cevap verirken de verdiğimiz bilgi yeni bir bilgi olduğu için ismimizi söylerken tonlamayı yükseltiyoruz. My name is Emir. Sadece ismimizi söyleyerek ya da I am Emir diye az önceki vurgu ve tonlama kuralını da uygulayarak cevap verebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.